2 Ocak 2021'de Seher'in yaptığı paylaşım bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Huzurum, canım benim, her şeyim. Bugün gördüm seni. Gözlerin acımış huzurum. Suratın sararmış, solmuş bir ömrüm. Dokunamadım yine sana. Ama bol bol öptüm. Artık senin toprağın her yerimde. Yıkamadım, bir daha geleceğim. Her gün geleceğim yanına huzurum. En son giydiğin çorabın, atkın. Hediyelerini unuttun aşkım. Onlar senin de huzurum. Her yerde parmak izin var. Dayanamıyorum. Kızma olur mu? Hala inanamıyorum gittiğine. Gitmez, bırakmaz. Beni de alır diyordum. Kavuşacağız değil mi hemen huzurum? Tam 48 saat oldu ömrüm. Neredesin? Ne zaman geleceksin? Geç mi çıkacaksın hayatım? Çok yemek var. Herkes yemek getiriyor hayatım. Seni yiyemediğin yemekler duruyor ömrüm. Dondurucuya koyacak kalacak öyle hayatım. Senin yiyemediğin benim boğazımda düğümleniyor hayatım. Nefesim. Kalk gel. Şaka yaptım de. Ne olur. Sen seversin şakayı. Nur yüzlüm. Güler yüzlüm. Mis kokulum. Allah'a emanetsin sen huzurum. Seni asla unutamam. Sen de gel öp sev beni olur mu huzurum? Mesaj atmıyorsun, aramıyorsun. Senin mesajının üstüne çok mesaj geldi ömrüm benim. Çok sevenim var. Herkes dua ediyor. Bana değil, ona dua edin diyorum. Huzurum, huzurlu ol. Mis kokulum, toprağın sen kokuyor. Yine her yere sinmiş. Rahat uyu hayatım. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet ol. Ben bir Seher'in yanına gideceğim. Hiçbirini hak etmedim. Hiçbirini hak etmedim. Dilerim Allah'tan. Herkesin yüzünü de gördüm artık. Çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim. Ben buraya gelmemiş olsaydım belki yine kaldırılacaktım. Belki yine kullanılacaktım. Çok teşekkür ederim size. Ben burada büyüyorum. Hayatı öğreniyorum artık. Ben kendim iyi niyetli oldum. Kendim gibi görüyorum karşımdakini. Yani dedim Allah'ım dedim kötü olmak mı gerek, kötü mü düşünmek gerek. Sonrasında bir ay falan böyle neden diye böyle şey yaptım. Çok şey yaptım. Sonrasında dedim ben dedim hayata karşı iyi niyetim asla kaybetmeyeceğim dedim. Söz verdim. Annem mesela böyle söz ediyor. Annem diyorum hala annem diyorum. Telefonumda hala Sultan diye kayıtlı. Burak hala huzurum diye kayıtlı. Hiçbir şey değiştirmedim. Ama yani benim hak etmemişler ya. Hak etmemişler. Burak da mı? Evet. Hak etmemişler. Hiçbir şey hak etmemişler. Ben burada hayatı, her şeyi öğreniyorum artık. Her şeyi. İnsanları artık daha iyi tanıyorum. Bundan önce tanımıyordum. Herkesi çok iyi görüyordum. Kötü düşünmüyordum hiç. Burak neden senin huzurun değil artık? Hayır hala huzurum diye kayıtlı. Ama yani Burak yani ben şeyi tercih ettim. Hani böyle zorladım da kendimi. Yani şu an hala sevgi var tabii ki de içim. Ama zorladım kendimi. O kadar çok zorladım ki. Yani hani dedim yapma Seher. Seher yapma artık. Seher dur artık. Böyle arkadaşlarım da şey yapıyor. Hani Seher şey yapma artık. Seher üzülme artık. Seher seni hak etmemiş. Seher şöyle, Seher böyle. Herkes böyle konuşuyor. Ben de hani diyemiyorum artık. Yani hiçbir şey diyemiyorum artık kimseye. Diyorsun ki bizim huzurumuzu bozmak istediler gibi bir cümle de vardı. Bu mu diğer şeyde de. Bir de şey diyorsun. Çok severim var. Herkes dua ediyor. Sosyal medyadan çok kişi hala mesajları da durur. Herkes dedi Allah sabır versin sana falan filan diyorlar.
Başın sağ olsun diyorlar. O sevenler senin sevenin mi, Burak'ın sevenin mi? Burak'ın hesabından, benim hesabımdan. Arkadaşlarım da aynı şekilde mesaj atıyor. Hani başın sağ olsun, çok üzgünüz falan. Ben de diyorum hani sabır değil diyorlar, hani çok dua ediyorum diyorlar ya. Hı hı. Bana değil, Burak'a edin dedim. Bana etmeyin dedim, Burak'a edin dedim her seferinde. Ama... Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi cinayet sırasında, öncesinde, hatta o gecede eve gelirken... Çok üzülüyorsun biliyorum ama soruları sormak zorundayım. Sorun, sorun. Elini açarak yani hatta şöyle diyorsun ki böyle ama her gece dua senin ederek... Senin eşin kapının önünde öldürülmüş. Biliyorum. Sen onu kötü mü anarsın? Yani ama... Kötü mü anarsın? Hayır, ben, kötü almaktan ben bahsetmiyorum. Ben kendimi şeyi endeksledim. Cinayetten sonra nasıl aranızı, hani tartışmalarınızı falan anlat gibi söylediler. Ben kötü anıları çıkarmışım kafamdan. Ben bir mutlu olma çabasının içindeydim. Kötü anıları çıkar, mutlu ol. Kötü anıları çıkarsa her mutlu ol. Gülümse. Böyle biriydim. Benim anladığım kadarıyla telefon peki ne zamandan beri telefonunda Burak huzurum diye kayıtlı? Çok önce sevgiliykenden itibaren. Sevgiliyken bir tohutum diye hani bazı... Çok huzurunuz kalmamış çünkü son 8 aydı falan. Cinayetten 5-6... Çok önceden. 5-6 ay öncesinde aslında evde huzur... Yani tartışmalar var. Sürekli ya ilaç almadığı zaman da... Tartışmalar var ama siz o an onları düşünmüyorsunuz. Güzel günleriniz gözünün önünden ki size diyorum ki... Kötü günleri hani kötü tartışmaları o an. Mesela Burak'a diyorum ki ben hani evlendim sevgiliyken. Hani ne kadar hani ufak tefek tartışmalarımız var. Ne kadar tartışsak tartışalım öpünce geçecek. Yani geçmiyordu. Ben bunu da zaten yanlış yapmışım. Ben çoğu şeyi zaten yanlış yapmışım. Bunların farkı. Ne öpünce yanlış? Mesela hani bana bağırıyor, kızıyor. Sonra öp geliyor öpün üzüldüm diye. Ben sonra hani geçmiş gibi davranmaya çalışıyordum. Kendimi daha çok yıpratıyordum. Burak sana çok mu bağırıyordu? Bağırıyordu sürekli. Bence de bir öyle. Gün dedi sen bunun için 2-3 gün boyunca ağladım. Çok ağladım. Bunları hak etmedim. Yani şeyi bekliyordu benden. Çünkü ya. Neden? Ben çalışıyorum. Hani yoruluyorum diyemiyorum. Yoruldum diye bir kere mi ne dedim? Yorulduysan çık o zaman işten dedi. Ben nasıl çıkabilirim ki? O an diyorum hani nasıl geçineceğiz, ne yapacağız? Sonrasında yoruldum diyemedim ben hiçbir zaman. Sonrasında yoruldum da demeyeyim. Ben yorulmuyorum ki diyorum artık. Şu an bile öyleyim. Yorulsam bile yorulmuyorum diyorum. Sonrasında işte Burak... Ne diyeceğimi unuttum artık. Ben şeye takıldım. Çünkü az önce Ayşe Hanım da sesini yükselttiğinde kimsenin sana sesini yükseltmeye hakkı yok. Beni bastırmaya çalışıyorlar. Hayır, Burak sana çok bağırmış. Ben sevmiyorum. Burak bağırıyordu. Kızıyordu sürekli bana. Ama ben kızdıracak bir şey. İşte eve geliyorum. Böyle zaten hani yemeğimizi yiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani niye bağırıyor sana peki? Onu niye öyle yaptın? Markete de bir gün sen git. Hep ben markete gidiyorum. Yani evin her şeyini benim yapmamı istiyordu. Çok kafası yoğunmuş. Yani ben çok yoruluyorum, yoğunluğum gibi konuşuyordu. Oysa bir şey yapmıyor. Yaptığı da oluyordu, yapmadığı da oluyordu. Ama genellikle yapmıyor. Ben de hani izin günlerimde yapabiliyordum çoğu işi. Akşam 8'den sonra gidip de orada hiçbir şey yapamam ki. Yemeğimizi koyuyoruz, yiyoruz, çayımızı içiyoruz. Ne istiyor 8'den sonra gelince senden? Temizlik yapmamı istiyor. Markete gidip ihtiyaçları benim görmemi istiyor. O seni çok ezmiş. Seni ezmiş. Niye anlatmıyorsun? Bilmiyorum, ezmek mi bu? Bağırmak iyi bir şey mi? Ben hep mesela annem bir şey yapıyordu hani... Diyordu hani niye böyle? Ben hep ölümünü hani böyle şey savunuyordum hep. Hani o evde hiç boş durmuyor ki. Evde çok çalışıyor. Evin her şeyine ama bakıyor ki. Ama 8'den sonra gelmişsin. Markete sen git, ama evi temizle. Ama aynen ben de şöyle. Ben hani ablam tarafından şey tarafından hani... mesela ablam gel şey anlatıyor hani... Eniştemle tartışıyor, annemgile anlatıyor. Annemgile tartışıyor, eniştem anlatıyor. Bu arayı bozar ki. Sen anlatmadın mı ailene? Ben hiç kimseye anlatmadım. Abilerini anlattın mı? Yani benim kötü hani kötü İki günlerim... abin var değil mi? İki abin. Yok hiç kimseye anlatmadım. Senin yaşadıktan ailen bilmiyor muydu? Ben de böyledir yani. Ben Burak sana bağırdığını, yaşayayım o evden. Burak sana bağırdığını ailen biliyor mu? Bilmiyor hiçbir şekilde. Şu an duyuyorlar. Sen psikolojik şiddet görmüşsün. Bilmiyorum ama artık böyle hani size de dediğim gibi içimden konuşmaya bak. Yani
Hani diyorlar ya, o zaman da böyle olsaydı Burak. Hani o zaman bağırırken ben de ona bağırsam ne olabilirdi ki? Şimdi aşağı mı bağırıyorsun ama? Ama ben artık böyle olmak zorundayım. İçimdeki her şeyi dışıma atmak zorundayım. Biri ben sesini, hasta olmuşum. Biri sesini yükselttiğinde çok büyük tepki, yani veriyoruz, tepki vermek haklı bir şey. Tepki vermen ama lazım. Ama haksızlıklara karşı susamıyorum artık. Çok haksızlığa uğradım. Hala da uğruyorum. Ben artık susamam. Susamam. Susmak istemiyorum. Nasıl haksızlığa uğradın? Yani Burak tarafından. Yani haksızlık benim için bu ya. Yani şu anki gördüğüm her şey de haksızlık. Yani ben elimde ne varsa, yani annem de bilir. Anne ben parayı sevmiyorum ki derim. Benim için paranın bir önemi yok. Ben sevmiyorum ki parayı. Bana ne derim yani. Tamam sıkıldım. Hani böyle kredi falan çektim. Bir şeyler almaya çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok sıkıldım. Burak sana neden haksızlık yaptı? Neden? Vallahi merak ettim. Bana, beni üzerek. Nasıl üzdü? Öyle tartışma yaparak, ben tartışmayalım, etme. Bak yapma, sen beni sevmiyor musun artık? Neden bana böyle kızıyorsun dedim. Ben seni sevmem, sen en çok sen biliyorsun seni nasıl sevdiğimi dedim bana. Ama dedim yani, bir insan bir insan neden kavga eder ki? Sana ne zaman sordu onu sevmediğini? Ben mi? Ya Burak sana soruyor ya, beni sevmiyor musun diyor sana. Hayır ben sen soruyorum. Sen mi soruyorsun? Ha pardon. Kavgalardan sonra hani böyle geliyordu, gönlümü almayı öpüyordu falan. Sen beni sevmiyor musun artık dedin öptükten sonra. Ne zaman sordun? Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama yakın. Cinayetten? Yani bir ay önce ya da iki ay önce falandır yani. Çok şey değil. Çünkü seven insan bağırmaz. Benim ailem bile bana bağırmadı. Benim, yani siz diyorsunuz ya sakinsin. Benim babamı gördünüz. Çok sakin, evet. Annemi gördünüz. Yani siz görmemiş olsanız bile... Gördüm yani, burada. Yani biz böyleyiz. Hani ben ailemden de böyle gördüm. Hani mesela babam hani Seher... arada sinirlenir, annem susar. Annem sinirlenir, babam susar. Biz ama böyle bir şey söyleyeceğim Seher. O yüzüğün satılması yanlış. Yanlış, ben diyorum yanlış, zaten. Yanlış, yanlış kabul et. Mesajlarda diyorum, bu bir hata zaten. Hata yani. Bu bir hata diyorum. Ben onlara da dedim. Hep dedim ben bunu. Ya Burak'tan yadigar. Hep dedim ama benim bilgim dahili dışında. Üzülmeyeyim diye, üzülme diye sattık dediler. Ben ne diyeyim, ne yapayım aileme? Niye satıyor ailem peki? Ben onu anlamıyorum. Bilmiyorum İhtiyaçları yani. Mı var onların yani? Onların demesi. Yok, ihtiyaçları yok. Ben zannetmiyorum yani. Bilmiyorum, öyle dediler bana. Üzülme diye sattık dediler. Şimdi senden şüphelenmelerine ne diyorsun? Yani yazıklar olsun diyorum. Bu olay inşallah çözülecek. Bakalım ne olacak.